Horlama uyku sırasında anormal ses çıkması durumu ancak sadece bununla sınırlı değil. Çünkü horlama sırasında sesin çıkmasına neden olan problem havanın dar bir bölgeden geçmesi. Dolayısıyla hastanın normalden daha az nefes aldığını, daha az oksijen aldığını bilmek gerekir. Bu uzun dönemde bazı hastalarda tansiyon yükselmelerine, bazı hastalarda kalp ritim problemlerine yol açabilir. Çok net olarak bilinen bir gerçek, horlayan hastaların yıllar içinde en az yarısında uyku apnesi dediğimiz problemin ortaya çıktığıdır. Ki uyku apnesi ciddi bir hastalıktır ve mutlaka tedavisi gerekir. Dolayısıyla horlama varsa bir süre sonra uyku apnesinin ortaya çıkması neredeyse kaçınılmazdır. Kalp ve damar problemleri de bu hastalarda sıklıkla ortaya çıkabilir.